Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Evet, 2014 yılı oğlak burcu için, kariyer için ne diyorsun sevgili Demet? İlginçliklerle evet, dolu bir ilginç, yer. İlginç, evet ilginç. Özellikle Temmuz ayına kadar biraz yorulacaklarını söyleyebiliriz. Mars terazi burcunda işle ilgili konularda yorulma, çok çalışma, belki zaman zaman oluşacak stresler, gerginlikler olabilir işle ilgili, çalıştıkları kişilerle ilgili. Ama bunları yönetebilirlerse tabii ki Satürn destekliyor bir yandan. Gelecekle ilgili projelerde vallahi destekliyor. Valla aslında burada Mars'ı şöyle de evet, bilmek lazım. Mars kariyerle ilgili ciddi sıkıntılara sebebiyet verecek başlangıçta. Evet. Ama Mars'ın burada yaratacağı o ciddi sıkıntılar 21-22 Mayıs'tan sonra daha iyi bir noktaya gelecektir. Evet. Gerçekten 22 Mayıs'tan sonra 11 Temmuz'a kadar belki Mars'ın oradaki terazideki etkisi, işte Venüs'ün 24 Haziran 19 Temmuz'da İkizler Burcu'nda olması, Venüs ile Mars'ın arasındaki güzel haberleşmeler Temmuz başında filan Oğlak evet, Burcu'nda bazı etkilere sebebiyet verebilir. Tutulmalar bazı oğlaklarda ani iş kaybına sebebiyet evet, verecek 15-20 Nisan arası. Bak bu sefer de 18 Nisan evet, bunlara yaramıyor. Doğru, evet. Bu da bunlara yaramıyor. Bu 15 Nisan hatta bir aylık dönem içinde bazı kariyerle ilgili çok ciddi iş kayıpları olabiliyor. 8 Ekim'de de olabiliyor. Yani aman arkadaşlar, kariyere dikkat diyoruz. Aşk hayatınız iyi ama unutmayın, aşk biraz para ister. Ev kurmak öyle kolay bir şey değil. Beyaz eşyalar pahalı, takımlar pahalı. Eve bir perde yaptırırsanız görürsünüz Anya'ya, Konya'ya. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ne diyoruz? Para ve kariyere dikkat, temkin ve önem verin. Önem verin, şunlara önem verin. 29 Nisan civarında çıkabilecek bazı fırsatlara, 23 Ekim civarında çevrenizdeki insanlardan yardım almaya önem verin. Güle güle. Hoşça kalın. Bye.